Sevgili TV8 izleyicileri, 8'de sağlığın, bugün konuğu, hepinizin yakından tanıdığı eczacı, estetisyen Yağmur Şahin hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız kaldınız? Teşekkür ederim, ben deyim çok sağ olun. Hocam, artık 2021 bitiyor, 2022'ye giriyoruz. Evet, ve bayanlar için çok önemli bir konu. Makyaj, cilt bakımı. Hocam, 2022'de, yani şu önümüzdeki sene, neler ön plana çıkıyor makyaj ve cilt bakımı konusunda şu an? Şöyle pandemiyle beraber bile aslında cilt bakımında, bırakın cilt bakımını, aslında hayatımızın her alanında çok büyük değişiklikler oldu. Cilt bakımı rutinlerinde de aslında değişiklikler oldu. Biz fark etmeden de yavaş yavaş yeni şeylere alıştık. Mesela pandemi öncesi sık sık rutin bir şekilde cilt bakımıyla ilgili tüm işlemlerini güzellik kliniklerinde yaptıran insanlar ne yaptı? Eve gelince kendileri yapmak zorunda kaldılar. Evet. Bir şekilde de aslında iyi oldu. Kendi kendilerine yetebileceklerini öğrendiler. Kendi kendilerine cilt bakımı yapabileceklerini öğrendiler. Ve daha da bilinçlendiler aslında cilt bakımı konusunda. Onun dışında mask ne diye bir terim çıktı ortaya. Yani bırakın pandemi öncesinde, pandeminin başında bile mask ne diye bir şey söyleseler biz bakardık boş boş, öyle bir terim yoktu. Pandemiyle beraber mask ne diye bir terim girdi hayatımıza. Uzun süredir maske kullanımına alışık olmayan ciltlerimiz maskeye maruz kaldığında akne çıkarmaya başladılar. Aslında bu da bir hassas cilt problemi. Evet. Hassas cilde sahip bireyler bu maskeye maruz kaldılar. Bu da aslında pandemi döneminde de hassas cilde sahip bireylerin ne kadar fazla olduğunu bize gösterdi diyebilirim bu durum. Ne oldu? Maskeye tedavisine yönelik ürünler çıktı piyasaya. Onlar kullanıldı. Hastalıkların, bu maskenin tedavisi için diyeyim daha doğrusu. Hastalık demek de doğru olmaz, bir hassas cilt reaksiyonu çünkü maskne. Yani diyeceğim o ki bu dönemde bizler kısa süreli etkili ama geçici etkili sonuçlar almak yerine cilt sağlığımıza önem vermeye başladık. Bir de galiba tanıdık biraz da cildimiz, yani maske dediniz ya, hani hassas ciltler falan, belki önceden bilmiyordu cildin hassas olduğunu, bu sayede tanımış olduk biraz da. Kesinlikle öyle, kendi cildimize tanımış olduk. O yüzden bu benim eczacı ve bir kozmetik marka sahibi olarak öngörülerim 2022 cilt bakımı da öne çıkacak faktörlerle ilgili. Bence 2022'de zaten şu andan da dediğim gibi başladı artık. Cildi beslemeye, cildin dış bariyerini onarmaya ve cildin doğal mikrobiyotasını korumaya yönelik ürünler daha ön planda olacak. Çünkü artık insanlar geçici ve hızlı etkili sonuçlar görmek istemiyor. Kalıcı bir şekilde cildi sağlıklı olsun istiyor. Evet. Bir diğer öngörümde daha minimalist bir cilt bakım rutinine geçeceğiz. Çünkü fark ettik ki çok fazla cilt bakım ürününü bir anda kullanmak cilde aslında faydadan çok zarar veriyor. Bu yüzden 2022'de cilt bakım rutinlerimize biraz kırpmalar meydana gelecek. Az ama etkili ürünler kullanılacak gibi geliyor. Ürün bazında baktığımızda da bir ürünün içerisinde ne kadar çok fazla çeşitli ham madde varsa o kadar çok karışık olur ve cildimize zarar verme riski o kadar yüksek bana göre. O yüzden bu dönemde artık kesinlikle minimalist ürün yaklaşımı, yani az sayıda ham madde içeren ama etkili ham madde içeren ürünlerin kullanımını daha da yaygınlaşacağını düşünüyorum açıkçası. Bunun dışında fermente ürünler, yani probiyotik içerikli ürünler zaten son birkaç yıldır revaçta olmaya başlamıştı. Evet. Bu yıl daha da ön planda olacak. Çünkü probiyotik içeren ürünler doğal bakteri içerir. Ve doğal bakteri de cildin sağlığını korur. Hep diyorum ya, doğal mikrobiyotasını dengeye sokar. Evet. Dediğim gibi cildin zaten sağlığı ön planda olacağından bu yüzden de probiyotikli ürünler tekrardan ön plana çıkacak. Bu konu hakkında da bir şey demek istiyorum. Gerçekten kuru ve hassas ciltler için probiyotik ürünler çok önemli. Faydalı, çok önemli. Kuru ve hassas ciltler için. Evet. Evet. Bunu da buradan seyircilerimize belirtelim. Kuru ve hassas ciltler için probiyotik çok önemli. Yağmur hocamız öyle diyor. Evet. Onun dışında da şey de söyleyebilirim. Mesela pandemide evlere kapandık. Karantinada. Sürekli bilgisayara maruz kaldık. Önceden daha çok dışarıda zaman geçirirken evde sürekli bilgisayar karşısında mavi ışığa maruz kaldık. Telefonlar, bilgisayarlar. Evet, doğru. Buradan da bu dönemde mavi ışığın ne kadar zararlı olduğunu aslında fark ettik cildimize. Hem yaşlılığı hızlandırıyor yaşlılık sürecini, hem de hiperpigmentasyon yapabiliyor. O yüzden bu önümüzdeki dönemlerde mavi ışığın olası zararlı etkilerinden koruyan ürünler de çok ön planda olabilir gibi geliyor.
Yani. Bu da evet aklımızın bir köşesinde dursun diyorsunuz. Konuştuk, pek çok ürün çıktı, etti. Bunlardan bayan arasında çok konuşulan, çok söz edilen ürünler var. Bu trend olan, çok bilinen bu ürünlerin, cilt bakım ve makyaj ürünlerine nereye dikkat etmeli izleyicilerimiz? Yani ürünün trend olup olmamasıyla alakalı değil ama benim genel olarak söylemek istediğim bir şeyler var bu konu hakkında. Hep önceki programlarda da söylemiştim. Bir kere hangi ürünü alıyorlarsa alsınlar, Sağlık Bakanlığı onaylı olmasına dikkat etmeleri lazım. Çünkü onaylı olmasınlar. Kesinlikle merdiven altında çok fazla ürün var, merdiven altı üretilen, çok. Ve hani bu cilde fayda sağlamak yerine daha da zarar verebilir. Evet. Onun dışında bu söyleyeceğim benim kendi kişisel düşüncem. Ben sürdürülebilirliği çok destekleyen bir eczacıyım ve bu yüzden kozmetik markası seçerken de sürdürülebilir, çevre dostu olan kozmetik markalarını tercih etmelerinde fayda var bence. Bu hepimizin bence insanlık görevi, çevre dostu ürünler kullanmak. Hem ambalajlama hem geri dönüşümlü şişe, bunlar çok önemli. Bunlar olmalı kozmetik markalarında. Bir de şuna dikkat etmeliler bence. Ham maddelerinin de doğada çözünür olmasına dikkat etmeleri lazım seçecekleri kozmetik ürünlerde. Ham maddeleri de çözünüyor mu doğada acaba? Üretilirken çevreye zarar verilmiş, vermiş mi? Verme ihtimali olmuş mudur diye. Bunlara da bir bakmaları lazım. Dünya çapında geçerli olan sertifikalar var. Çevreye zarar vermediğini kanıtlayan bu ham maddelerin. Bir baksınlar, bir araştırsınlar. Var mı o sertifika o şeylerde, ürünlerin ham maddelerinde. Ona göre daha bilinçli, daha hassas bir şekilde ürün alımını yapsınlar bence yani. Yani biraz izlemek lazım anladığım kadarıyla. Böyle hani ya şu da güzelmiş, komşum dedi alayım değil de onu araştırmak lazım. Doğru diyorsunuz yani sonuçta kendi üzerimizde, kendi vücudumuza uyguladığımız bir şey bu. Herhangi bir şeyi de kullanmamak lazım. Haklısınız. Kesinlikle kendi cilt yapısına uygun ve cilt endişesine uygun ürünler seçmeli. Dediğiniz evet. gibi. Ay indirime girmiş. Ay ne kadar güzel kokuyor. Dur bir alayım diye bir şey. Çok yanlış kesinlikle. Şimdi tabii biz şeyden de konuştuk. Daha önce programımızda da konuştuk. İşte organik ürünler, şunlar, bunlar derken sormak istediğim soru şu. Şimdi evde bayanlar kendi başlarına ne yapabilirler? Kozmetik ürün olarak mı? Bakım ürünü olarak? Evet yani kolayca böyle bir bakım ürünü olarak ne tarifler verebilirsiniz evde yapmak isterlerse? Şöyle madem mask ne dedik, akneye, sivilceye birebir bir tarif vereyim madem. Önce malzemelerden bahsetmek istiyorum. Nane yaprağı. Nane yaprağı var malzemelerimizden biri bu. Nane yaprağı salisilik asit içeriyor. Antiinflamatuar ve antioksidan etkili. Sivilceler için birebir tıkanan gözenekleri açıyor ve cildi rahatlatıyor. İkinci malzeme yeşil çay. Beyaz çay da olabilir ama ben kendi reçetemde yeşil çay kullanıyorum. Yeşil çay içerisinde antioksidan maddeler var. Epigallokateşin gallat bunun en önemlisi. Bu cildin yaşlanma belirtilerini hafifletiyor. Kırışıklıklar için birebir bir şey. Onun dışında cildi rahatlatıyor, kızarıklıkları hafifletiyor. Bunu koyuyoruz. Üçüncü madde olarak da lavanta yağı. Lavanta uçucu yağını alırken ama çok dikkat etsinler insanlar, tüketicilerimiz. Çünkü uçucu yağ markalarında da çok merdiven altı markalar var. Gerçekten kaliteli olduklarına emin olmalılar o lavanta yağının. Gerçek lavanta uçucu yağı olduğundan emin olmalılar. Lavanta uçucu yağı da yine antioksidan etkili, yine antiinflamatuar etkili. Aynı zamanda sivilceler için o da çok etkili. Nasıl yapıyoruz? Bunu anlatayım. Bir tane French press'i alıyoruz. Ben genelde French press içerisinde yapıyorum. Çünkü süzerken daha rahat süzebilmek adına, o yapraklardan daha kolay arındırmak adına karışımı. Önce 2 çay kaşığı nane yaprağı, öyle küçük küçük. Onu katıyoruz. Daha sonra 4 çay kaşığı yeşil çay yaprağı. Küçük küçük top top olan şekilde olanlardan. Üzerine onların yarım su bardağı sıcak su, kaynamış su ekliyoruz. Onları French press'te bir güzel bekletiyoruz. Bir 10 dakika falan böyle bir güzel bütün o güzel etkilerini, özlerini o suya emmesine izin veriyoruz, suyun emmesine. Biraz soğuduktan sonra karışım. Lavanta uçucu yağı ekliyoruz, 2 damla. Neden biraz soğuduktan sonra dedim? Lavanta uçucu yağı, uçucu bir yağ olduğu için kaynar suya hemen eklediğimizde hiçbir etkisini göremezsiniz, uçar gider. O yüzden biraz beklesin.
güzel bir demlensin o yapraklar, bitki yaprakları suyun içerisinde. Ondan sonra iki damla lavanta uçucu yağını ekleyelim. Daha sonra yine birazcık daha bekleyelim. O karışımın iyice kendine gelmesini bekleyelim. Ondan sonra buzdolabına alalım karışımımızı. Hafif soğuduktan sonra da böyle fıs fıslı bir şişenin içerisinde dolduralım karışımı. Yüzümüze günde bir defa, iki defa ne kadar istersek sıkalım. Sivilceler için birebir bir karışım. Hem de doğal. Süper. Doğal. Aynen. Çok güzel. Hocam çok teşekkür ederiz bugün katıldığınız için programımıza. Ben teşekkür ederim. Yine izleyicilerimize çok değerli bilgiler verdiniz. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Sevgili TV8 izleyicileri, 8'de sağlıktaki bugün konuğumuz eczacı, estetisyen Yağmur Şahin hocamızdı. Kendisi bize son yıllardaki modern cilt bakımı ve makyaj ürünleriyle ilgili, hatta evde yapılması gereken ne yapılabilirle ilgili basit basit güzel güzel örnekler verdi. Umarım sizler için çok faydalı olmuştur. Kendisine verdiklerine de çok teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin, bizimle kalın diyoruz.